Bu videoda Boltzmann sabitinden bahsedeceğiz. Boltzmann sabiti adını modern atom teorisinin en büyük savunucularından, hatta modern atom teorisinin babası kabul edilen Ludwig Boltzmann'dan alır. Boltzmann 1800'lerin sonu, 1900'lerin başı arasında yaşadı. Dünyanın atomlar ve moleküllerden oluştuğunu ilk savunan insanlardan biriydi. Savunduğu düşünce bize şimdi çok açık ve anlaşılır gözükebilir ama 120 yıl önce bu böyle değildi. Üstüne üstlük o dönemin en akıllı insanlarından bazıları Bosman'a şiddetle karşı çıkmıştı. Şimdi gelin Bosman'ın savunduğu atom teorisini biraz açıklayayım. Mesela elimizde bir küpümüz olsun. İçinde herhangi bir şey olabilir. Metal ya da gaz. Biz bu sefer küpümüzün gazla dolu olduğunu düşünelim. Kaba baktığımızda havayı kesintisiz devamlı olarak görürüz. Sanki hava hiç kesintisiz bir maddeymiş gibi gelir. Aynı şekilde bunun içinde altın da olsa onu da aynı şekilde devamlı göreceğiz. Bosman'ın zamanında anladığı ve bulduğu şey aslında buradaki havanın atomlar ve moleküllerden oluştuğuydu. 120 yıl önce bu o kadar basit değildi. Çünkü o zamanlar atomları ve molekülleri göremiyorduk. 120 yıl öncesinde olduğunuzu hayal edin ve bu kabın içinde örneğin su buharı olduğunu düşünün. Elinizi kabın içine soktuğunuz zaman elinizin ısındığını fark edersiniz. Mesela ben burada elimi kabın içine soktuğumda sanki bir yerlerden elime enerji transferi oluyormuş gibi hissediyorum. Ama nasıl bir mekanizma ile olduğunu kestiremiyorum. Elimize gelen enerji yeni bir tür enerji mi yoksa eskiden beri var olan ama göremediğimiz bir enerji mi bilmiyoruz. Bosman'ın savunduğu bu örneğimizde kaptaki su buharının atomlar ve moleküllerden oluştuğu düşüncesiydi. Su buharının içinde küçük parçacıklar olduğunu ve bu gaz moleküllerinin içeride belli hızlarla dolaştığını söyledi. Bu parçacıklar çok çok küçük ve bir sürü olduğu için onları hissetmediğimizi ve kesintisiz gördüğümüzü, elimize çarpan bu parçacıklar sayesinde de elimizin ısındığını savundu. Boltzmann için bu ısı enerjisi yeni bir enerji değil. Aksine kinetik enerjinin ta kendisiydi. Buradaki su buharı örneğinde olduğu gibi elimizi ısıtan şey aslında su moleküllerinin sahip olduğu hızdan kaynaklanan kinetik enerji. Moleküller ne kadar hızlı hareket ederse o kadar büyük çarpışmalar olacağından elimize daha çok enerji geçer. Dolayısıyla daha çok ısınır. Boltzmann'ın düşüncesine göre mesela havanın sıcaklığı yüksek demek dışarıdaki hava moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi yüksek demekle aynı şey olur. Örneğin bir gazın sıcaklığı yüksekse gaz moleküllerinin sahip olduğu ortalama kinetik enerjisi de yüksek diyebiliriz. Sıcak bir ortama elinizi soktuğunuz zaman ortamdaki yüksek kinetik enerjili moleküllerden elinizdeki moleküllere kinetik enerji geçer ve eğer elinize çok fazla enerji geçerse elinizdeki moleküller de hareket eder. Ve eliniz bu yüzden acımaya başlar. Burada anlattığımız teoriye sıcaklığın kinetik moleküler teorisi diyoruz. Ludwig Boltzmann'ın bu teorinin detaylarını oluşturması bilim adına yaptığı en büyük işlerden biri olarak kabul ediliyor. İyi de tüm bunların Boltzmann sabitiyle ne alakası var diyebilirsiniz. Şu yazdıklarımızı bir sileyim de kendimize biraz yer açayım. İdeal gaz denklemini muhtemelen daha önce duymuşsunuzdur. PV eşittir nRT. Şöyle bir hatırlayalım. Buradaki T sıcaklığı gösteriyor. Kelvin cinsinden ölçüyoruz. Basınç P, ölçmek için paskalı kullanıyoruz o yüzden PA. Hacim V, metreküp cinsinden ölçüyoruz. Ve son olarak da gazın mol sayısını küçük N yani mol cinsinden ifade ediyoruz. Hemen bir kenarda mol sayısını da gösterelim. Gazdaki toplam tanecik sayısı büyük N bölü sabitimiz Na yani Avogadro sayısı olarak yazabiliriz. Bu arada Avogadro sayısının da 6,02 çarpı 10 üzeri 23 olduğunu ve 1 molde kaç tane tanecik ya da molekül olduğunu gösteren sayı olduğunu hatırlayalım. Yani bir gazın tek bir molünde 6,02 çarpı 10 üzeri 23 molekül olduğunu biliyoruz. Eğer ideal gaz denklemlerindeki değişkenler için bu birimleri seçersek gaz sabiti R'nin değerini 8,31 Joule bölü mol kelvin olarak buluruz. Burada kullandığımız birimler ulaştığımız R gaz sabiti bu. İdeal gaz denkleminin bu halinde basınç, hacim veya sıcaklık gibi sadece makroskopik yani iri ölçekli özellikler görüyoruz. Hatta molü bile bu durumda gözle görülebilir bir özellik olarak sayabiliriz. Çünkü bir ya da iki tane mol dediğimiz zaman bile oldukça fazla molekülden bahsetmiş oluyoruz. Denklemin bu halinin sanki mikroskobik özellikleri biraz saklar gibi bir hali var. O zaman biz de denklemi çok ufak mikroskobik özelliklerin ön planda olduğu bir hale getirelim. İdeal gaz denklemini düzenleyerek PV eşittir büyük N. Şimdilik mol sayısını bir kenara bırakıp toplam molekül sayısı büyük N ile işlem yapalım. Burada farklı bir gaz sabitine ihtiyacımız var değil mi? Bütün birimleri aynı tuttuğumuzu unutmayalım. T yerine yine T yazdık ve birimi hala Kelvin. P yine basınç birimi Pascal. V hacim birimi de metreküp. Burada tek yaptığımız mol sayısı yerine molekül sayısı yazmak oldu. Öyleyse şimdi buradaki R yerine yazmamız gereken sabit inanılmaz küçük bir sayı olmayacak mı? Çünkü denklemdeki geri kalan her şey yani P, V ve T aynı kaldı. Değiştirdiğimiz tek şey mol sayısı. Küçük N yerine molekül sayısı büyük N yazmak oldu. Dolayısıyla burada yazdığımız tanecik yani molekül sayısı epey büyük olacak. Çünkü denklemin ilk halindeki küçük N mesela 2 olsun buradaki yeni denklemi 2 çarpı Avogadro sayısı yazmamız gerek. O yüzden mesela buraya 12,04 çarpı 10 üzeri 23 diyeceğiz. Eşitliği sağlamamız için de R yerine yazmamız gereken sabit çok küçük bir sayı olmak zorunda. Bu durumda eğer küçük n çarpı R büyük n çarpı yeni sabitimize eşitse işte bu yeni sabitimizin adı Boltzmann sabiti olur. Çünkü diğerleri hep aynı kalıyor. Boltzmann sabitini küçük kB olarak gösteriyoruz. K'nin altındaki B Boltzmann'ın B'si. Peki Boltzmann sabitinin değerini nasıl buluruz? Aslında oldukça basit. Küçük n çarpı R'nin değeri büyük n çarpı Boltzmann sabitine eşit, değil mi? Boltzmann sabitini yalnız bırakırsak geriye küçük n bölü büyük n çarpı R kalır. İyi de küçük n bölü büyük n'yi nasıl buluruz? Şöyle biraz yukarıya bakarsak eğer küçük n'ye eşittir, büyük n bölü Avogadro sayısı olduğunu göreceğiz. Burada her iki tarafı da büyük n'ye bölersek 1 bölü Avogadro sayısı eşittir, küçük n'ye bölü büyük n olarak buluruz. Bulduğumuz değeri aşağıdaki denklemde yerine yazarsak 1 bölü Avogadro sayısı çarpı r elde ederiz. Sonuç olarak Boltzmann sabitinin değerini gaz sabiti yani R 8,31 Joule bölü mol kelvin bölü Avogadro sayısı yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 molekül bölü mol olarak buluruz. Bu işlem sonucundan da 1,38 çarpı 10 üzeri eksi 23 Joule bölü Kelvin olan Boltzmann sabitinin değerini bulmuş oluruz. Aslında Boltzmann sabiti bize ideal gaz denkleminin mol sayısı yerine molekül sayısına odaklı formülünü yazmamızı sağlar. Ayrıca bu sabit istatistiksel ve ısıl mekanik sistemlerinde en önemli sabitlerden biri olarak karşımıza tekrar tekrar çıkar. Bu sabit o kadar önemli, o kadar önemli ki Boltzmann'ın mezar taşında bu sabiti içeren bir denklem görürsünüz. Mezar taşında yazan denklem şu: S eşittir Boltzmann sabiti çarpı log W. Bu formül belki de Boltzmann'ın en önemli katkısı. O zamanlar log ifadesini şimdiki 10 tabanında log için değil de genelde doğal logaritma olan elen için kullanırlardı. Yani bu denklemdeki log aslında elen demek. Formüldeki W ifadesi entropi gibi gizemli bir ifade. W bir sistemin alabileceği mikroskobik durumların sayısını söyler. Bunu şöyle açıklayalım. Diyelim ki şöyle bir makroskopik sistemimiz ve bu sistemin içindeki parçacıkların belirli hızları, hız dağılımları ve pozisyonları olsun. Parçacıkların mikroskopik dizilimlerini her seferinde değiştirelim. Ama dışarıdan bakan biri bu sistemi her seferinde aynı sistem olarak görsün. Sorumuz şu. Hemen buraya birini çiziyorum. Bu parçacıkları kaç farklı şekilde dizelim ki sistemimiz dışarıdan bakan biri için aynı gözüksün. İşte bu sorunun cevabı bize W'yu veriyor. W'nun doğal logaritmasıyla Boltzmann sabiti çarpımı da bize o sistemin entropisi hakkında bilgi vermiş oluyor. Entropi gizemli ve ilginç bir kavram. Bizi sistemin düzensizliği ve var olan enerjisi hakkında bilgilendiriyor. Entropiden bahsedecek kadar zamanımız kalmadı. Ama zamanınız varsa entropi kavramını bir inceleyin derim. Çok gizemli ve kafa karıştırıcı bir kavram. Ama bir o kadar da muhteşem bir şey.